Mustafa Kemal'in sık görüştüğü arkadaşları az sayıdaydı. Bulunduğu her yerde üstün zekasıyla çevresinde bulunanları kendine bağlıyordu. Hakim olan iradesine, arkadaşlarını mutlak surette boyun eğdirme kudretine sahipti. Mahalle çocukları arasında en çok görüştüğü kişiler bitişik komşusu Kont Hüsamettin ve kardeşi Refet, Ahmet Subaşı, Salih Bozok, Ahmet Numan, Fethi, Eşref ve Asaf İlbay'dı. Okul içindeki arkadaşları da yok denecek kadar azdı. Bunlar da sınıf ve sıra rakipleriydi. Diğer sınıflardan arkadaşları ise Yenişehirli Abbas, Süreyya, Fethi, Nuri Jonker, Salih Bozok, Yeni Kapılı Mehmet Ali, Fuat Bulca gibi birkaç kişiden ibaretti. Genellikle ağırbaşlı olarak tanınıyordu. Ancak alay ve şakayı da severdi. Çocuktu ama çocuk oyunlarına karışmazdı. Alsofilbayların Üzeyir Bey Konakları diye anılan evinin selamlık tarafı bahçesinde o zamanın spor oyunlarından mancık ile bir kavas denilen sırttan atlamacı oyunu oynanıyordu. Mustafa Kemal alışılmış olduğu üzere oyuna girmedi. O sadece düşen kalkanlarla eğlenir, güler, alay ederdi. Arkadaşlarının kafasını kızdırmış olacak ki söz birliği ederek Mustafa Kemal'i karga tulumba etmeye teşebbüs ettiler. Mustafa Kemal oyuna girmeye razı oldu ve sonuncu olarak sıraya eğilmiş çocukların üzerinden atladı. Sona gelince dimdik ayakta durdu. Arkadaşları ne yaptıysa olmadı. Eğilmem dedi ve eğilmedi. Artık arkadaşları kızmışlardı. Bu oyun bazanı aforoz edip aramızdan çıkaralım diye gizlice konuştular fakat anlaşamadılar. Kendilerine bir baş seçemediler. Mustafa Kemal'in evinin önü genişçeydi. Genellikle çocuklar burada toplanır ve oynardı. Mustafa Kemal ise daima penceresinde elinde bir kitapla vaktini geçirir, Arada sırada çıkan çocuk kavgalarında hakem görevi görür, gürültücüleri yatıştırır, barıştırırdı. Her çocuğun kendisine yasaklayamadığı oyunlara Mustafa Kemal'in girdiği görülmemiştir. Ya seyirci kalırdı ya da elindeki çubukla yere bir takım çizgiler çizer, resimler yapardı. Güreşi çok severdi. Kendi güreşmezdi fakat çocukları güreşe teşvik eder, tatlı tatlı seyrederdi. Kuvvetli çocuklara önem verirdi. Selanik'te özellikle Ramazan gecelerinde mahalle delikanlıları ve çocukları arasında adeta savaş yapılırdı. Bu bakımdan Islane, Koca Kasımpaşa, Akça Mescit ve Yeni Kapı mahalleleri kuvvetli ve itibarlıydılar. Bu iddialı savaşlarda sopa ve taş rol oynardı. Islane ve Ahmet Subaşı mahalleleri arasında geçen bir gece savaşında Islane'nin savaş karargahı Mustafa Kemal'in kapısı önüne rastlamıştı. Kendisi de kapısı önünde Asaf İlba ile konuşuyordu. Salih Bozok, Ahmet Subaşı tarafındaydı. Karşıda Komite Hasan adında tehlikeli bir delikanlı vardı. Asaf İlbayların tarafında da cesaretiyle meşhur Kurt Hüseyin Savaşı idare ediyordu. İki tarafın keşif kolları ilerlemeye cesaret edemiyor, birbirlerinden çekiniyorlardı. Bir aralık Nohutçu Arap Hasan geldi, ne oluyor diye Arap şivesiyle durumu sordu. Mustafa Kemal'in iki tarafta birbirinden çekinmektedir. Hangi taraftan bir tek çocuk ani ve seri bir saldırı yaparsa öbür tarafı mağlup edecektir demesi üzerine Arap asanın çocuklardan birisinin elindeki lobut tabir edilen bir sopayı kapmasıyla saldırması bir oldu. Bu suretle savaş kazanıldı. Ortalık karışmıştı. Etraftakiler de durumu takip ediyor, ağır ağır ilerliyordu. Bir çıkmaz sokağın başına gelmiş, bir gölge görmüşlerdi. Asa elindeki 2 kiloluk taşı bu gölgeye doğru atacak pozisyon almıştı. Gölgenin olduğu yerden of of diye bir haykırış geldi. Bağıran Salih Bozok'tu. Halbuki taş henüz Asaf İlbay'ın elinde bulunuyordu. Mustafa Kemal bu olaya bayılmıştı. Salih Bozok'la bir araya gelince bu olayı tekrarlatır, alay eder, gülerdi. Hatta Cumhurbaşkanı olduktan sonra bile Atatürk bazı geceler Çankaya Köşkü'nde bu olayı Asaf İlbay'a anlattırır ve Salih Bozok'la eğlenirdi. Asaf İlbay Mustafa Kemal'de kumandalık ruhu daha çocukluğunda bile ilk işaretlerini vermeye başlamış bulunuyordu. Mustafa Kemal küçüklüğünde de büyük insandı. O kadar ki çocukluğunda bile çocuk olmadığı söylenebilir diyordu. Artık büyümüşlerdi liseliydiler. Tatil günlerini daima gereksiz oyunlarla geçirirken Mustafa Kemal azınlıkların serbest hayatından yararlanarak edindiği birkaç dostunun evine gider, Fransızca öğrenir, o zamanın modasına göre Polka, Mazurka, Kadril ve Vals gibi arkadaşlarının isimlerini bile çok sonraları duyduğu salon oyunlarını öğrenir, dans ederdi. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak da yeni videolardan haberdar olabilirsiniz.